Şöyle ilk önce benmiş tavuk füle başlayalım. Tamam. Şu şekilde içerisini oturtuyoruz. Efendim selamlar sevgiler, Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Pastane, postane, dershane derken bakın siz nereye getirdin? Tostaneye getirdim. Burası böyle çiçeği bulunan yepyeni bir nokta. Kazıklı hot dog yapıyorlar. Şimdi içeriye geçeceğiz. Kazıklı hot dog nasıl yapılıyor? Hep birlikte göreceğiz. Ne diyoruz? Kahve zamanı. Videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Burak kolay gelsin. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Çiçeği burnunda yepyeni bir noktadayız. Evet. Bugün bize ne hazırlıyorsun? Bugün özel ürettirdiğimiz kazıklı hot dog makinamızda sizlere güzel bir hot dog yapacağım. Başlayalım o zaman. Şöyle küncülü ve yumurtalı ekmeğimiz var. Yumurta, tamam. Poğaça tadında. Tamam. Bunları, bu ekmekleri bu şekilde içi kızaracak biçimde yerlerine yerleştiriyoruz. Tamam, sonra? Bir müddet bekledikten sonra zaten bunun içi yavaş yavaş kızarmaya başlıyor. İçi kızardıktan sonra içine bir sosis gelecek, doğru mu? Evet. Onu da istersen bir gösterelim. Sosislerimizde şöyle, isli sosisimiz var. Tamam. Güzel. Bu tavuk, bir de dana seçeneği var. Evet. Peki, fiyat farkı var mı aralarında? Tabii ki, bir miktar fiyat farkı var. Tamam. Biz bugün ikisini de gösterecek miyiz yoksa i̇kisini dana mı olsun? İkisini de gösterebiliriz. İkisini de gösterebiliriz. Tamam, ikisini de yapalım. Şimdi hangisiyle başlıyorsun? Şöyle bir miktar ekmeklerin kızarmasını bekliyorum. Tamam. Şöyle işlerini tekrardan ben bir göstereyim. Şöyle. Olay bu. Devam ediyoruz. Sos olarak ne kullanacağız bunlarda? Sos olarak da üzerlerine birazcık kajun baharatı koyuyoruz. Tamam. Onlar da çok azıcık kekik ekliyorum ben. Tamam. Hafif bir aroma versin diye. Onun haricinde kendimiz yaptığımız güzel bir sosumuz var. Onu daha sonra göstereyim. Tamam. Şimdi ekmekler kızardıysa başlayabiliriz. Şöyle ekmeğimiz kızardı zaten. Tamam. İçi görüyorsunuz. Hı-hı. Öncelikle birazcık içerisine ne ekledik? Ekliyoruz. Tamam. Bu özel yaptığımız bizim karışım sosumuz bu. Tamam. İçerisinde birçok baharatın da bulunduğu. Şöyle ilk önce benmiş tavuk füle başlayalım. Tamam. Şu şekilde içerisini oturtuyoruz. Sonrasında ardına da tekrardan sosluyorsun. Evet. Bu şekilde servis ediyoruz. Olay bu. Yanına patates kızartması ve çiçek de veriyoruz. Turşu da veriyoruz. Tamam. Menü ben halinde yani. Turşu da bir ürün. Tamam. Diğerini de yapalım. Hemen şöyle bunu buraya bırakıyorum. Şöyle ben bir göstereyim. Yanında turşu ve iyi kızardı. İçecek alabiliyorlar. Şimdi dana sosis geliyor. Evet. Bunu da yine içerisine sosis. Ardından. Fiyatları en son ben bilgisini vereceğim. Yine üzerine gelen sosla son dokunuş. Evet. Eline koluna sağlık. Çok şimdi bu ürünü isterken nasıl isteyecekler? Kazıklı sos mu diyecekler? Kazıklı hot dog aslında yeterli olacaktır. Kazıklı hot dog desinler. Evet, evet. Olay bu. Şimdi bu birazdan bunun sunumunu da gösteririz. Tabii yanında ki patates kızartması ve turşuyla. Onu bir kenara bırakalım. Biz şimdi bir tostçuya geldiğimize göre tost yemeden buradan gitmeyelim. Tabii şu anda bizim kullandığımız bir ekmek çeşidimiz var. Cabata ekmeği bu. Tamam. Özel ürettiriyoruz zaten. Tamamdır. Bunu birçok yerde aslında insanlar bulabiliyor ama çok da tostçunun kullandığı ekmeklerden evet, değil. Evet, aynen. Biraz özel yapmaya çalışıyoruz biz. Tamam. Şöyle daha doyurucu, daha hacimli bir ekmek bu. Açıldığı zaman da bu şekilde oluyor. Bu şekilde. Tamam. Devam ediyoruz. Şöyle bugün isterseniz size dana fümeli sosisimizden, pardon, tostumuzdan bahsedelim. Tamam. Şöyle orijinal %100 dana sosisi kullanıyoruz. Tamam. Başlayalım. Füme dilimler açıldı. Üç dilim zaten ekmeğin üstünü kapattı. İçerisine tamamdır. Üç tane koymayı tercih ediyoruz. Biz doyurucu olsun diye. Yani bize özel bir durum yok. Hayır yok. Tam geçsin diye. Bunda peynir olarak kaşar mı kullanacağız yoksa? Kaşar peyniri kullanıyoruz. Tamam. Rendelediğimiz bir de çedar peyniri kullanıyoruz tamamdır içerisine. Tamamdır. Başlayalım yapmaya. Birazcık da
pesto sos dediğimiz sostan kullanıyoruz. Şimdi onu bilmeyenler için söyleyelim. Aslında pesto sos fesleğenli bir sos. Fesleğenli bir sos, aynen. Tamamdır. Devam edelim. Hemen şöyle ben ekmekleri ıslatmakla başlayacağım. Tamam. Bu soslarımı da alayım oradan ben. Şöyle bir tost makinesinde ben göstereyim. Ekmekleri makineye attık. Bunlar önce bir kızaracak mı burada? Evet, çok az kızarmasını bekliyoruz. İçi ısınsın tamam. Koyduğumuz kaşar peyniri çok rahat erisin içerisinde. Tamamdır. Burası saat kaçta hizmet vermeye başlıyor Burak? Sabah saat 8'de hizmet vermeye başlıyor. Tamam. Akşam saat 10 civarlarında kapanıyorsunuz. Kapatmış oluyoruz, aynen. Neredeyiz? Bir de bize bir adres ver. Baraj yolunda Eyüpçen Kebap var. Boğalar Kavşağı'ndan sağa döndüğümüz zaman Eyüpçen Kebap'ın hemen bitişi zaten. Karşımızda da kebapçı bu açıldı şu anda. Sarı Ekmek Fırını bir... Kavşağı'ndayız. Evet, aynen. Gelsinler, bulsunlar. Çok da kolay bir adresin var. Kolay bir adresim var. Öğrencileri de çok yakın özellikle. Evet, 3 dilim. Burada füme kullanacağız. Evet. Başlayalım istersen yapmaya. Evet. Şöyle ben tekrar bir makineye doğru geleyim. Aldım. Hafif içi ısındı zaten. Tamam. İçerisini öncelikle. Tamam. Sosumuzdan. Fesleğenli bir sos geldi. Aynen. Sonrasında fümeler. Ve son olarak da üzerine kaşar. Kaşar peynirimiz. Tamam. İki dilim de çedar. Çedar peyniri eklemeyi tercih ediyoruz. En sonunda birazcık şöyle sosun arından. Bu sosu az önce de kullanmıştık. Evet. Lezzetli bir sostur, baharatlı bir sostur. Tamamdır. Çok keyifli bir... Aroması kuvvetli belli ki. Tamam. Çünkü sen zaten sıkarken epil epil bir koku geldi. Şimdi ekmeğimizi de kapattık. Kapatıyorum. Pişmesini çok bekliyoruz. Çok yüksek ateşte pişirmemeye çalışıyoruz. Ekmek... Ezilmeyecek kurucu, mi? Aynen, ezilmeyecek. Tamam. Kendi ardına bırakıyorum. Hazır mıyız Burak? Hazırız hocam. Alalım tostumuzu. Olay bu. Şimdi bunu nasıl servis ediyorsun? Kesiyor musun bunu? Evet, kesiyorum. Tamam. Şöyle. İkiye böldük. Şimdi. İçini de şöyle gösterelim. Tamamdır. Yanında sosu, turşusu. Turşusu. Birlikte sokak servis ediliyor. Çekiş serpiştiriyorum. Tamam. Lezzet ve aroma versin diye. Güzel bir koku geldi. Ardına da kızarttığımız patateslere tamam. Tajun baharatı ekliyorum. Karıştırıyorsun. Bu da yanında ikram mı? Evet, bu da yanında ikram oluyor. Şöyle bir menü oluşturmuş oluyoruz. Bu tamam. Bunu kenara bırakalım. Bir de bizim sosislerimiz vardı. Bunu da ekleyelim. Sosis de çünkü. Tamam. Ekliyoruz. Bütün tostlarda patates burada ikram mı? Evet, aynen. Bütün şeyde ikram. Tamamdır. Önce ne geldi? Hangisi tabii geldi? Bu tüflenmiş tavuk sosis. Tamamdır. Onu aynı da biçimde bıraktık. Uygun. Yine yanında turşusu, patatesi turşusu birlikte evet servis ediliyor. Evet. Eline koluna sağlık. Ben müsaadenle tadıma geçiyorum. Efendim geldik en güzel zamana, tadım zamanı. Şimdi Burak'la birlikte masanın başına geçtik. Güzel bir tadım yapacağız. Burak videonun başından beri gördüğünüz üzere bir gözlük takıyor. Benden müsaade istedi. Benim için bir sıkıntı yok dedim. Gözlükle başladı. Gözlükle bitireceğiz. Eyvallah. Şimdi ilk olarak tostla başlayalım istedi Burak. Tabii, tabii. Fazla soğutmayalım. Şöyle bir yarımı ben alıyorum, bir yarım da sen al. Tabii. Şimdi gençler tabii özel sos dedi ama Burak dedi ki abi videonun sonunda ben söyleyeceğim onda ne var. Bir bunda ne var alalım. Özel sosta bunda ketçap, mayonez, hardal, birazcık barbekü, birazcık acı sos var. Üzerine birazcık turşu suyu ekliyoruz. Sarımsak çeşnisi ve sebze çeşnisi var içerisinde bunun. Çok azıcık da kekik koyuyoruz. Aromatik bir tat veriyor. Ama bu dükkan kekliği seven bir dükkan. Evet, aynen. Çekil gerçekten tosta benim yakıştırdığım, özellikle ete, tosta yakıştırdığım bir şey benim. Ondan dolayı tercih ediyorum, insanlar da gerçekten beğeniyor. Beğeniyorlar. Şöyle ben bir göstereyim. Şu ekmeğimiz zaten birazcık çıtır. Evet. Ekmek, öyle bizim somun ekmeklere benzeyen bir ekmek değil. Daha böyle hissediyorsunuz yerken. Sostaki kullandıkları sarımsak epil epil burnunuza bulmuyor. Ama kendisi de ben buradayım diyor. Güzel bir sos yapmışlar. Elinize sağlık. Turşu suyu da mı kullanmıştın içine? Evet, aynı. Az bir miktardan. Turşu suyu. Şöyle kaburga füme. Doğru mu?
Dana. O %100 dana kavurma fırını. Hadi bakalım. Bence 3 dilim gayet iyi. İçi doyurucu dolu oluyor. Çedar sevenler bence burada mutlu olacaklar. Şöyle ben yine aldım. Devam et. Şöyle bir sosa batırdım gençler. Zaten sosun sırrını öğrendik, aldık. Çok da büyük sırlar değil bunlar. Çok esnaf artık zaten bizim ricamızla paylaşıyorlar yaptıklarını. Bence iyi bir miktarda kaşar var. Çedardan ne çok fazla ne de az. Eğer sevmiyorsanız, çedar olmasını istiyorsanız zaten söylerseniz kaşarı daha fazla arttırır. Çedarı içine eklemezler. Çedarı az kullanmamızın sebebi ağır bir tat, ağır bir peynir. Ondan dolayı az 2 dilim kullanıyoruz. O da aromatik bir tat veriyor zaten. Gelelim fiyatına. Böyle bir tost yanında patatesle, turşuyla, sosuyla ne kadar? Bu şu menü, bu tabak toplam 26 TL. Patates kızartması, tostu, turşusu, sosuyla birlikte. Dahil. Evet, hepsi içerisinde şu menü tam 26 TL. Şimdi neyle devam ediyoruz? Ben tavuk yaptırdım sana. Bana da yaptırdım. Tüz sürenmiş tavukla devam edelim. Bilecek miyiz hangisi tavuk? Evet, evet. Hadi bakalım. Tüz sürenmiş tavuk. Tavuk. Şimdi içi önce orada kazıkla bir kızartıldı. Daha sonra içerisine sosis eklendi. Üzerine de bu sarımsaklı, turşu sulu sos. Bunun fiyatını da alalım mı? Bunun fiyatı yine aynı şekilde bu menü 20 TL. 20 TL. Yalnız menü derken içecekler hariç. İçecekler hariç, evet. Siz geldiğinizde burada içeceklerinizi seçersiniz. Biz nerede olduğumuzu da tekrar istersen bir hatırlatalım. Tabii. Hiç Adana'ya daha önceden gelmemiş insanlara açık bir adres verebilir miyiz? Baraj yolu, Duyu Kafe civarında, Boğalar AVM kavşağında sağa döndüğünüz zaman hemen Eyüpcan Kebab'ın yanındayız, bitişiğindeyiz. Zaten Eyüpcan Kebap'ın büyük totemini görürsünüz. Hemen bitişiğindeyiz onun. Yani tüslenmiş her şeyi ben seviyorum. Tüslenmiş dana, tüslenmiş hindi, tüslenmiş tavuk. Sendeki tabi biraz farklı. Evet. Sen kendine dana aldın. Bunun fiyatı 20 TL gençler. Yanında patates kızartması ücretsiz ikram edilecek, turşu ikram edilecek. Sabah 8 gibi hazırlar. Gece saat 10'a kadar da hizmet veriyorlar. Yemek sepeti getir, götür, onlar var mı? Hepsinde mevcutuz. Hatta Jeti diye bir uygulama var. O uygulamanın da %40 indirimimiz var. Özellikle öğrencileri bekleriz burada. Valla gelin, görün, deneyin diyorum. Ben şöyle bir yandan devam etmek üzere bıraktım sosisime. Daha doğrusu hot dog'umu diyelim. Evet. Sizler de denerseniz, gelirseniz, Burak'la da tanışırsanız sizlere de şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Böyle ortaya logoyu bıraktık sağdan sola, yukarıdan aşağıdan. Bu aileye siz de katılmayı unutmayın. 2 tane video bıraktım. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Burgersiz, hot dogsuz kalmayın. Tostsuz kalmayın. Hoşça kalın.